Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Acar, yapımı büyük bir hızla devam eden üniversite hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İncelemeye peyzaj uygulamaları ve mekansal gelişmelerden sorumlu Rektör Danışmanı Profesör Doktor Abdullah Kelkit, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Mehmet Aşık, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Güven Ünal ve firma yetkilileri katıldı. İncelemeler sonrasında bir açıklama yapan Rektör Acar, Çanakkale'ye büyük bir artı değer katacak olan Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yeni binasının 2016 yılı içerisinde bitirilip faaliyete hazır hale getirileceğini söyledi. Şimdi bugün başhekimimizle beraber, Yapı İşleri Daire Başkanımızla beraber hastane inşaatını dolaştık. Bir kere öncelikle şunu söylemem lazım. İnşaatın hiç durmaması için gerekli ödenekler temin edildi. Zira bu sene biliyorsunuz seçimler dolayısıyla devletin geçici bütçe uygulaması var şu an Mart'a kadar. Mart'tan sonra esas bütçe uygulanmaya başlanacak. Dolayısıyla Mart'a kadar inşaatın durma tehlikesi vardı eğer biz bu kaynağı temin edememiş olsaydık. O sorunu çözdük. Dolayısıyla inşaat, hastane inşaatımız hiçbir kesintiye uğramadan hızla devam ediyor. Şu an içeride bütün ayrıntıları gözden geçirdik. 220 işçi çalışıyor içeride ve özellikle teknik işler yapılıyor. İşte zemin ve tavan işleri yapılıyor. Hızla çalışmalar devam ediliyor. Çok az bir kısmı kaldı dış cephenin. Aşağı yukarı dış tarafı da tamam. Öbür taraftan tabii hastanenin bulunduğu yer dolayısıyla bir park meselesinin halledilmesi gerekiyor. Biraz önce işte ona da baktık. Hem hastanenin arka tarafında hem de ön taraflarında oluşturulabilecek araç park alanları tespit edildi. Onunla ilgili Yapı İşleri Daire Başkanlığımız gerekli projelendirme çalışmalarını yapacaklar. Dolayısıyla hastanemiz umuyoruz ki 2016 yılı içerisinde işte parklarıyla tamamlanmış olacak. Umuyoruz ki faaliyete hazır hale gelecek. Bunun için bütün çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İşte bizler de bunu çok yakından takip ediyoruz. Sık sık geliyoruz, ziyaret ediyoruz ki işlerde herhangi bir aksama olmasın diye hızla devam ediyor. Bu noktada hocam şunu söyleyebilir miyiz? 2016'nın sonlarına doğru tahmini bir zaman vermek mümkün değil ama yine de elimizden geldiği ölçüde yetiştireceğiz diyorsunuz. Peki üniversitemiz bölge diğer üniversitelere göre veya diğer noktalarda hastaneler anlamında nasıl bir değer katacak? Dilerseniz bununla ilgili görüşlerinizi alalım. Evet, şimdi tabii yani 2016 yılı içerisinde biz hastanemizi faaliyete geçirmek istiyoruz. Bunun için bütün çalışmalar, çabalar o yönde. Umuyoruz ki öyle olacak, bir aksilik olmazsa. Tabii hastanenin tamamlanması Çanakkale'ye büyük bir değer katacak. Çünkü burası çok modern ve büyük bir hastane. Üstelik şehre çok yakın, neredeyse Çanakkale ile iç içe. Üstelik bir üniversite hastanesi. Yani biz üniversite hastanesinin içini de ciddi oranda doldurmak için çalışıyoruz. İşte hoca eksiği bulunan branşlardaki eksiklikleri gideriyoruz. Dolayısıyla birçok alanda işte kanser tedavisi dahil olmak üzere bütün buradaki hoca ihtiyacını karşılayıp hastanenin bütün o önemli branşlarda, ihtiyaç duyulan branşlarda hizmet veren bir hastane haline gelmesi için bütün çalışmalar yapılıyor. Bu sadece Çanakkale'ye değil aynı zamanda yakın çevremize de büyük bir değer katacaktır. Ben tahmin ediyorum ki sağlık alanında Çanakkale'de bir dönüşüm yaratacak üniversite hastanemiz.